Sevgili izleyiciler merhabalar. Hayırlı hafta sonları dileklerimize yayınımıza başlıyoruz. Yine sizlerle birlikteyiz. Evet, eğitim dünyasında en fazla neler gündemde? Bu konuları uzman değerlendirmeleri eşliğinde ekranlarımıza taşıyoruz Akit TV'de. Ve bugünkü yayınımızda da tabii ki ana gündem konumuz iki ayrı konu. Bunlardan birisi üniversite sınav sistemine göre yerleştirmeler geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmiş. Ancak 214.430 öğrencinin boşta kaldığını, daha doğrusu kontenjan açığına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Boşta kaldığı kelimesini ben yanlış söyledim. Özellikle tercihi bilerek yapmama üzerine bir boşluk doğdu. Kontenjan açığı. Bunun üzerine tabii ki kayıt sürecini de eklediğimizde 18 Ağustos Cuma günü dolan kayıt sürecinde sadece ve sadece vakıf üniversitelerinde 50 bin kayıt hakkı olduğu halde kaydını yaptırmayan öğrenci adayından söz edebiliriz. Bunun üzerine devlet üniversitelerinde eklediğimizde kontenjan açığının 300 bini geçtiğini rahatlıkla dile getirmemiz mümkün. Bu ne demektir? Matematiksel boyutta baktığımızda 910 bin temel kontenjan olarak açıklanmıştı bu yıl. 58 bin civarında YÖK Başkanı Sayın Sarac'ın açıkladığı yeni kontenjanlar vardı. Efendim sözün özü 3 kontenjandan birisi boş kaldı. Şimdi sıra geldi ek yerleştirmeye. Bayram telaşıyla birlikte belki diyeceksiniz ki bu ne zaman olacak? Tabii ki bayram sonrasına kalıyor. Çünkü pazartesiden itibaren kamuda tatil süreci başlamış olacak ve 4 Eylül'den sonraki hafta ek yerleştirme için resmi olarak sürecin başladığını söyleyeceğiz. Ve o güne kadar bir fırsat doğdu. 300 küsür bin aday için. Süper bir fırsat. Geçtiğimiz yıllarda bu sayının 70-80 binlerde kaldığını düşünürsek 380 bin, belki 300 bin, belki 320 bin. Resmi olarak ÖSYM bunu açıklayacaktır. Burada yanlış bir rakam telaffuz etmek istemiyorum. Ama acı bir gerçek karşımızda. Bir tarafta üniversiteler acaba neden tercih edilmiyor diye bir soru işareti koyuyorum aklıma. Bir taraftan acaba çok bilinçli yönde mi ilerliyor adaylar, istediklerini bulamadıkları için mi tercih yapmıyorlar sorusu. Evet, bütün bunları uzmanlarla değerlendiriyoruz. Tabii burada sınav sisteminin getirdiği farklılaşma da var. Özellikle meslek liselerinde, teknik liselerde doğrudan girişin belki de geçmiş döneme göre olmadığını söylersek tercihlerde bir gerileme yaşandı. Ve bunun yanı sıra tabii ki puanlarda kısmi bir artış da gözlemledik. Ama bazı bölümler var ki hakikaten hayret verici bir şekilde geriledi. İşletme de bunlardan birisi. İktisadı sıralayabiliriz. Mühendislik bölümlerinde özellikle, ama bunun tersini söylersek en revaçta olan fakülteler ve bölümler açısından hukuk fakültesini, diş hekimliği fakültesini, tıp fakültesini, sağlık bilimlerinde belli branşları sıralamak mümkün. Ve gelelim gerçeklere. Türkiye'de istihdam imkanı sağlanan gençlerimize tabii ki ellerine ekmeğin kaç liradan geçerse geçsin bir şekilde fırsat sağlanmış oluyor. Ama bir de şu gerçek var. Genç işsizler oranı 1/4. Yani 4 gençten birisi maalesef işsiz. Bütün bunları yan yana koyduğumuzda eğitim sistemimizde bir revizyona gidilmesi gerekliliği ortada. Ve tabii ki öz eleştirileri de yapmak büyüklerimize düşüyor. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda her eleştiriyi dikkate alarak müfredatta köklü bir değişiklik sürecine girdi. Ve ilk kez 18 Eylül'de ziller çaldığında okullarda yeni müfredatta karşılaşacağız bazı sınıflarda kısmi olarak. Tüm değişiklik ise tahmin ediyorum ki 2019 yılında gerçekleşmiş olacak. Evet, bir taraftan üniversiteler, diğer taraftan orta öğretim ve orada da TEOG sonrası bir heyecan süreci var. Geçtiğimiz günlerde birinci nakil süreci tamamlandı ve bugünlerde dün itibariyle de ikinci nakille ilgili başvurular tamamlanmış olarak biliyoruz. Ve üçüncü nakillerle ilgili de bayramın ertesinde süreç işleyecek. 15 Eylül geldiğinde herkes yerini bulacak. Peki
ben hiçbir şey yapmadım diyenlere fırsat var mı? İşte bu noktada sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Arzu edenler tabii ki özel eğitim kurumlarına yönlenebiliyorlar. Burada bazıları burslu, bazıları ise kısmi olarak destek alarak ilerleme şansına sahip. Ben hayata çok erken atılmak istiyorum diyenler için de özellikle söyleyeceğim, çünkü sağlık bilimlerini tercih edin sevgili adaylar, sevgili veliler. Ve burada çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız, eksik olduğunu gördüğümüz bazı branşlar var. Ne de? Tabii ki istihdamda, insan kaynağı boyutunda. İşte bugün biraz bunlara da değinelim istiyorum. Ve özellikle de kız çocuklarımızın her ortamda rahat, huzurlu bir şekilde eğitimini tamamlama isteği yerine getirilmelidir diyorum. Artık geçmişe göre onlara da eşit haklar veriliyor ve hiçbir şey gözetilmeksizin kızlarımızın da en iyi şekilde başarılı olarak bu okullardan mezun olmaları, hayata atılmalarına imkan sağlanıyor. Nitekim üniversite sınavında bu yılda gözlemlediğimiz gibi ne oldu? Kızlarımız erkeklere göre birkaç puan da olsa başarılı oldular yüzdelik dilimine baktığımızda. Evet, benim de iki evladım var, ikisi de kız. İkisini de okuması için gayret sarf ediyorum bir baba olarak. Mutlaka sizler de kızlarınızı ihmal etmiyorsunuzdur. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Evet, bugün iki değerli misafirimizi önümüzdeki yarım saatlik süre içerisinde stüdyomuzda ağırlayacağız. Ve vakit geçirmeden de kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Özel Başer Mesleki ve Teknik Lise Müdürü Sayın Metin Taşkın Beyefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve daha önce ekranlarımızdan misafir ettiğimiz değerli bir hanımefendi, Özel Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Gamze Yazçiçek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Metin Bey, siz yeni göreve başladınız. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağlıkla ilgili de konuşmak istiyorum ama mesleki ve teknik lise diğer liselere göre zaman zaman daha bilinçli tercih edildiğinde öğrencisinin başarılı olduğu lise tipleri. Baktığımızda burayı hangi öğrenciler tercih ediyor ve neden tercih ediliyor, veliler neden tercih ediyor özellikle? Az önce açılışta söylediğiniz gibi bazı bölümler boş kalıyor üniversitede. Hatta %30'lara varan oranda boş kalıyor. İşte öğrencilerin bazıları erken tercih yapıyorlar ve o tercihlerini, yani öncelikli tercihlerini yapmak için de meslek liselerine geliyorlar. Mesela bir meslek lisesinde hangi bölümler var? Onlara bakıyorlar, kendilerinin eğilimlerini dikkate alıyorlar. Buna göre de özel meslek liselerini veya devletin meslek liselerini tercih ediyorlar. Burada sizin sahip olduğunuz bölümler önemli. Öğrenci geldiğinde soruyor, diyor ki hangi bölümleriniz var? Biz de kendi bizde olan bölümleri sayıyoruz. Kendine yakın hissettiği bölüm varsa tercihini bize yapıyor. Üniversite hazırlık sınavında ise o az önce bahsetmiş olduğunuz %30'a yakın bir boş kontenjan kalıyor. Orada ise öğrencinin tercih etmediği alanlar daha çok boş kalıyor. Neden? İki nedeni var. Buyurun. Birincisi, tabii burada vakıf üniversitelerinin boş kalmasını anlayabiliyoruz. Belki ücretli olmasının da etkisi bunda olabilir ama devlet liseleri neden tercih edilmiyor? Şimdi gençler günümüzde, yani mesela önceden neydi? İşte tıp fakültesi mutlaka olmalı, hukuk olmalı diye düşünüyorduk ama şimdi çok daha farklı meslekler tercih ediyor öğrenciler. Örneğin benim bir yeğenim var. Marmara Hukuk kazanılacak puanı almasına rağmen tıp istediği için tercih etmedi. Üstelik sayısal bir öğrenci. TM öğrencisi. Bu yıl beklemeyi tercih etti. Beklemeyi tercih etti. Bunun gibi geçen yıl hatırlıyorum, rakamlarla dillendirecek olursak 400 bin. Yani biz 2,5 milyon adayın İlk başvuru yaptığı Ocak ayına döneceğim. Orada demek ki 500 bin civarında aday geçmişte şansını denemiş, sonuçtan memnun olmamış veya okumuş, kaydını yaptırmış, kaydını yaptırdığı halde gelmiş. Bu bir israftır diyorum. İsraf ekonomisine belki de çok güzel bir şey taşıyoruz. Ya enerjimizi harcıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Gamze Hanım'a sormak istiyorum. Az önce bir cümle kullandım. Kız öğrenciler başarılı oldular dedim. Gurur duymanız gereken bir konu belki de. ÖSYM'de böyle bir başarıyı bekliyor muydunuz? Genel olarak 2017 sonuçlarını şöyle bir değerlendirdiğimizde. Yani şimdi öncelikle pozitif ayrımcılık yapmak istemem ama belki bayan olduğumdan ötürü
bayanların gerçekten daha fazla azimli olduğunu görüyorum. Yani hani daha akıllı, daha çalışkan diyemem ama daha azimli olduklarını görüyorum erkeklere nazaran. Keza ben de bir kız kolejinin müdür yardımcısı olarak çok şükür öğrencilerim çok güzel bölümlere yerleştiği için hem kendi öğrencilerim adına hem de memleketimizdeki bütün öğrenciler adına tabii ki de gurur duyuyorum. Evet, sizin bölümü ya da liseyi de konuşacağız ama yeri gelmişken sorayım, kızlarımız ilk mezunlar mıydı bu sene? İçinde bulunacağımız yıl inşallah ilk mezunlarımız olacak. Bu yıl hiç sınava giren oldu mu? Tabii oldu. Bizim her yıl açıldığımız ilk sene itibariyle her yıl sınava giren öğrencilerimiz oldu. Nasıldı durum? Yani çok şükür mimarlık kazanan öğrencimiz de var, PDR kazanan öğrencimiz de var, sınıf öğretmenliği kazanan öğrencimiz de var. Tabii baktığımız zaman 9. sınıftan itibaren bizde olmamalarına rağmen elimizde bulunan bir yıl veya iki yıl gibi bir süre zarfında bu başarıyı elde etmek bizim için çok gurur verici bir durum. Evet, şimdi tabii ki konuşacağız. Yönetmenimize soruyorum, ilk bölümün son kaç dakikasına geldik? Hemen hemen son bir dakikasına. Ben burada tabii yeni bir söz vermeden önce değerli misafirlerimize özellikle bayramla ilgili bir fırsatı iyi değerlendirmelerini rica ediyorum. Tüm üniversiteye hazırlık yapıp da emeğinin şu ana kadar boşa gittiğini düşünenler yanılmasınlar. Şu anda bir fırsat var ve bu fırsata süper bir fırsat tanımlamasını yaparsam yanılmış olmayacağım. Ve burada 300 bin civarında bir kontenjan açığından söz ediyor. ÖSYM bugünlerde bir kılavuz hazırlığında. Bunu mutlaka lütfen inceleyin. Artı kendi tercih ettiğiniz halde giremediğiniz bölüme ya da programa en son kaç puandan öğrenci yerleştirilmiş, ona bir bakın. Onun devamı niteliğinde kendinizi kıyaslamanızda yarar var diyorum sevgili adaylar. Yine bir uçurum oluşmasın, yine bir hüsranla sonuçlanmasın. Bu yüzden şöyle kağıdı kalemi elinize alın, bir zaman harcayın. Bir saat, iki saat, yarım saat. Zaten istediğiniz bölümler, programlar belli. Mühim olan orada açıkları tespit edip puanlama sıralısını uygun bir şekilde cetvel üzerinde belirleyip ardından tercih formuyla ek yerleştirme takvimi boyunca ÖSYM'ye ulaştırmanız. Bu fırsat kaçmaz. Neden kaçmaz? Gelecek yıl bir kere aman girerim diye tereddüde düşmeyin. Bir, gelecek yıl sizden bu yıl giren adaylardan çok daha fazla aday müracaat edecek. İki, bölümlerle ilgili, programlarla ilgili bir puanlama farklılığı doğabilir. Üç, açık uçlu sorular artacaktır. Bu sizin için çalışma metodu açısından bir risk oluşturabilir. Dört, müfredatta bir değişiklik gündemde, bunu arz etmiştim. Bu da yeni bir çalışmayı gerektirecektir. Bu dört gerçeği göz önünde bulundurun. Tabii ki beşinci olarak da harçlar fiyatlandırma olarak artacak. İşte size beş gerçek. Buna göre tercihinizi yapın diyoruz. Hayırlı olur inşallah. Kısa bir aradan sonra misafirlerimle sohbetim devam edecek. Ve yayınımız devam ediyor. Yeniden hoş geldiniz bir cumartesi gününde. Evet, takvim yapraklarımız Ağustos'un sonuna doğru yol alırken bayramın telaşına düştük demeyin, daha bayrama sayılı günler var ama aman diyoruz, önce hayatı kazanmanın telaşına düşün. Tatil tatil diye diye yaz döneminin belki sonuna geldik ama bizler daha tatili görmedik, bunu söyleyeyim. Tatile hasret olanların hatırına şu planınızı iyi yapın. Özellikle bir eğitim programında bunu dillendirmek bizim görevimiz. Değerli misafirlerimiz var demiştim. Özel Başar Mesleki Lise, Mesleki ve Teknik Lise Müdürü Sayın Metin Taşkın Beyefendi ile Özel Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Gamze Yaz Çiçek Hanımefendi, hoş geldiniz. Şimdi az önce uyarılarımı yaptım, sıraladım. Tabii bunun içerisinde iki türlü de açılım yapmak lazım. Birisi mesleki ve teknik liselerin, Sayın Hocam Metin Taşkın Bey, başarısı başarısızlığı. Ben artı yönden bakmak istiyorum. Hayata erken atılmanın bir şansı kapınıza gelmiş oluyor. Ne öğreniyorlar mesleki teknik lisede öğrenciler?
Aslında mesleki teknik liseler bizim bildiğimiz klasik liselerden çok farklı değil. Bir bakımdan değil ama bir bakımdan çok farklı. Şöyle, bildiğimiz Anadolu liselerinde hangi eğitim görülüyorsa mesleki teknik liselerde o görülüyor. Örneğin fizik, kimya, biyoloji, matematik, coğrafya, tarih, felsefe derslerinin tamamı var. Çünkü bunlar öğrenciye üniversite giriş sınavlarında çok gerekli olan dersler zaten, sorumlu oldukları dersler. Oysa bunların dışında sağlıkla ilgili, örneğin sağlık lisesi, bizim lisemiz sağlık lisesi, sağlıkla ilgili onları hayata hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden şöyle oluyor, onlar bize geldiklerinde milli eğitimin normal müfredat dediğimiz üniversite hazırlık kısmında ne var ise onları görüyorlar. Onların dışında da hayata hazırlanıyorlar. Nasıl hazırlanıyorlar? Bizden mezun olduklarında yeni bir meslek sahibi oluyorlar. Kaç yıllık bir eğitim var efendim? 4 yıllık bir eğitim var. Hı hı. 9. sınıfta ortak, bütün dersler ortak. Peki TEOG'la mı giriliyor? Nasıl giriliyor? Şimdi bizde TEOG zorunluluğu yok. Şu anda Ağustos'un sonundayız. Sayılı günler var dedik. Tatile de girildi. Eylül'de dönüşte işte TEOG'la ilgili istediği, arzu ettiği noktaya gelemeyen adaylar olacaktır. Ebeveynler düşünüyor, ben bu çocuğu ne yapacağım? Sonuçta okutmak durumundayım. Bir meslek sahibi olsun yeter ki. Bu cümle her babanın, annenin belki de dilinde olan bir hedef diyeyim. Mesleki ve teknik lisedeki sağlık bilimleri de bunun içerisinde. Sizde sağlık odaklı mı? Evet, biz sağlık ağırlıklı liseyiz. Çünkü biz her şeyin başı sağlık diyoruz. O yüzden de sağlığa ayrıca bir önem veriyoruz. Yani başarı eğitim kurumları olarak biz sağlık alanındaki lise sayımızı artırmayı düşünüyoruz. Neler var efendim? Bölümler bana, hangi programlar, bölümler? Mesela ya da ebelik, hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, radyoloji gibi pek çok bölüm var. Ama biz bunlardan hepsini tercih et. Yani öğrencinin tercihine göre, velilerin tercihine göre diyelim. Şu an bir lisemizde, işte benim bulunduğum lisede. Hangi semtte bu? Güneşli, yani Bağcılar Güneşli'de. Acil tıp teknisyenliği ve hemşirelik bölümü var. Çünkü daha çok tercih bu alanda yapılıyor. Şimdi biz tabii ki öğrencilerin tercihine göre bölümleri açıyoruz. Hangi bölüm daha çok tercih ediliyorsa onlara, üstelik de daha çok iş alanları nerelerde bulunur, hangi bölümler bulabilir, onlara göre de değerlendirme yapıyoruz ve bölümlerimizi açıyoruz. Peki bu bölümleri açıyorsunuz, bazen üniversitelerde de görüyoruz, diyorlar ki iş garantili bölüm ve program. Burada mezun olan hakikaten işine kavuşabiliyor mu? Şimdi Türkiye'de işsizlik oranını düşünürsek bizde mezun olanların işsizlik oranı diğer alanlara göre daha az. Ha. Yani demek ki buradan hangi sonuç çıkıyor? Daha çok iş bulma şansına sahip bu bize gelen öğrenciler. Yani sağlık lisesinden mezun olan öğrencilerin iş bulma oranı diğer alanlara göre daha fazla olduğunu gösteriyor. Toplam işsizlik oranına tercihi doğru yapmak gerekir diye hep söyleye geliyoruz ama bunun sadece sıralama boyutu değil, mesleki boyutu, okul boyutu da lazım ki kız öğrencilerde özellikle böyle bir handikap daha üst düzeyde yaşanıyor. Yine sizin kurucunuz, saygıdeğer hanımefendi Seher Başar hanımefendinin bir hassasiyeti var. Yani geleceğin valide sultanlarını biz yetiştirelim şeklinde. Kolay değil bir kızı, çocuğunu yetiştirmek, annenin özenle, babanın gayretiyle. Ama eğitimini üstlenmek de ayrı bir sorumluluk. Bu cepheden baktığımızda bir kız lisesini yönetmek, onların dünyası, beklentilerine cevap verebilecek bir ufuk ortaya koymak kolay olmasa gerek değil mi Gamze Yasçiçek hanımefendi? Tabii ki kolay değil ama bu yola neden çıktığınıza bakmak gerekiyor bu cevabı verebilmek için. Biz bu yola çıkarken dedik ki geleceğin hanımefendilerini yetiştirelim. Geleneksel yoldan çıkıp geleceğe bir ufuk açalım ve öğrencilerimizi hem akademik anlamda başarılı olabilecekleri bir seviyeye getirelim hem de temel dini ve milli değerlerden yoksun bırakmayalım. Şimdi bunu söylerken öncelikle bizim bu değerlere sahip olmamız lazım, bizim bu değerleri taşımamız lazım ve öğrenciye de gerçekten bir hanımefendi gibi davranmamız, o şekilde yönlendirmemiz lazım. Tabii ki de anneler babalar öğrencileri bize emanet edip gidiyorlar ama sabahtan akşama kadar, yani saat 8:20 geçeden ortalama 4 etütlerle beraber 5'e kadar öğrenci bizde. Üstelik şehrin merkezindesiniz. Bakırköy evet. Gibi bir merkezi alanda kolay değil. Öğrencilerinizin tabii ki hazırlık var mı sizde?
Hazırlık sınıfımız yok. 9'dan 12'ye kadar devam ediyor eğitimimiz. Hazırlık sınıfı bulunan bir okuluz. Ancak eğitimimizi verip muafiyet sınavını yapıp bütün öğrencilerimiz muafiyet sınavını geçtikten sonra direkt 9'dan devam ediyoruz. Peki şimdi biliyorsunuz TEOG sonuçlarına göre hareket ediliyor. Her iki lisede de birini ağırlıklı erkekler tercih ediyordur ama orada ben kız öğrencilerin de var olduğunu gözlemledim bir özel çekimimizde. Siz de %100 kız lisesi. Böyle bir sorumluluğu alırken velilere hitap etmek gerektiği düşüncesindeyim. Sizi vakitte dar olduğu için izleyicilerle buluşturalım. Özellikle şu dönemde daha hala tercih tereddüdünde olanlar, çok az puan geldi, kızım aslında heyecanına yenildi. Kendisine göre, dünyasına göre bir yer arıyor ama her nedense bulamadık diyen veliler vardır mutlaka. Onlara hitap etmek isterseniz kamera karşınızda buyurun. Efendim Özel Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi'nin müdür yardımcısı Gamze Yazçiçek hanımefendi kız baba ve annelerine hitap ediyor. Buyurun. Evet, öncelikle bu süreçte bir endişe içerisinde olduğunuzun farkındayım. Çünkü son nakiller sürecine geldik ve öğrenciniz istediğiniz puanı alamadıysa açıkta kalmayla yüz yüze ya da açık liseye düşmüş olmayla yüz yüze. Şunu belirtmek istiyorum. Eğer bir tercih yapmadıysanız, özel okulu tercih ediyorum butonunu işaretlediyseniz lütfen 15 Eylül'e kadar derhal özel okul kayıtlarınızı yapın. Aksi durumda öğrenciniz açık liseye düşecek. Kendi kurumumuz olarak baktığımız zaman da biz bütün öğrencilerimize kapılarımızı açtık. Öğrencilerimize erken kayıt avantajlarından faydalandırıyoruz. Ve bir okul tercih ederken sadece ismine bakmamanızı rica ediyoruz. O kurum içerisinde var olan akademik kadro çok önemli. Size sunulacak olan eğitimler çok önemli. Biz kurumumuzda hem akademik eğitimimizi sunuyoruz, hem temel dini ve milli eğitimlerimizi veriyoruz. Artı bunun dışında öğrencimize tesip gibi, ebru gibi, minyatür gibi çeşitli geleneksel sanatlarla alakalı eğitimler verip onların ufkunu genişletmek istiyoruz. Bu noktada bizim her zaman kapımız sizlere açık. Gerek erken kayıt avantajlarında, gerek nakil avantajlarında elimizden geleni yapmaya hazırız. Peki gelelim tabii ki bizim özellikle diyoruz ya ara eleman sıkıntısı var. Evet. Biz ara ham maddeyi üreten bir ülkeyiz. Otomotivde, sanayinin birçok branşında ama sıra elemana, iş gücüne gelince yandım Allah diyoruz. Ve patronlarla burada bu stüdyoda sohbet ederken çoğu kez işsizlik var ama kardeşim ben nitelikli eleman gücünden yoksunum, bulamıyorum diyorlar. Bu cepheden baktığımızda sizin de yine velilere direkt olarak hitap etmenizi rica ediyorum. Sayın Metin Taşkın Özel Başer Mesleki ve Teknik Lise Müdürü sıfatınızda buyurun. Öncelikle ben bir sorunun cevabının yeterli olmadığını buyurun, onu cevaplandırayım. Peki. Bizim okulumuza kayıt için TEOG'da alınan puan yani yüksek olması veya düşük olması çok önemli değildir. Önemli öğrencinin o mesleği istiyor olmasıdır. Bizde esas budur. Yani herhangi bir puan almış olan öğrenci bizim okulumuza gelebilir, kaydını yaptırabilir. Evet, buyurun. Bir diğeri de tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi teknik eleman sorunu yaşıyorsa ülkemiz, biz bunu gidermeye çalışıyoruz aynı zamanda. Bir de sağlık açısından mesela istatistik rakamlara göre 300 bine yakın bir sağlık personeli açığı var Türkiye'de. Bunun da 2023 yılına kadar kapatılması düşünülüyor. Biz aynı zamanda o konuya da destek oluyoruz. Evet. Yani burada çocuklar bizden mezun olduğunda bir meslek sahibi oluyorlar ama biz aynı zamanda bu sağlıkta olan ara eleman açığını da kapatmış oluyoruz. Çok güzel. Bu yüzden... Peki tercih neden yapılmalı? Hayata erken atılmanın bir yolu olarak görülüyor. Bu boyutta direkt hitap ederseniz memnun olurum velilerimize. Sayın velilere şöyle söyleyeyim ben. Çocuklarımızı çok uzun bir eğitim sürecinden sonra meslek sahibi yapabiliyoruz ama mesleki teknik liseler çok daha erken çocukları meslek sahibi yapabiliyor. Bu yüzden de onların tercihleri genellikle biz oluyoruz. Şimdi gelelim tabii ki bir de bu işin rakamsal boyutta bir külfeti var. Ama ben eğitimin tabii ki kalitelisi, kalitesizi diye bir ayrımcılıktan yana değilim. Fakat bazı eğitim kurumları var ki biz size neredeyse hayatı bağışlıyoruz çocuklarınızla gibi böyle vaatlerde bulunuyorlar. Rakamlar uçuk kaçık. Bazılarında bir üniversitenin
eğitimiyle yarışır noktada. Rakam sormayacağım. Yayında da uygun düşmez zaten bu. Ama genel olarak sizin vaadiniz ne oluyor? Ve mezun olduktan sonra mezun ettiğiniz öğrencilerle karşılaştığınızda o hissiyatınızı rica ediyorum. Son 5-6 dakika içerisinde de bunları konuşalım. Bu şöyle bir şey. Biz eğitimciler olarak aslında çiftçiler gibiyiz. Öğrenciye verdiğimizi onun başarısı şeklinde görebiliyorsak biz mutlu oluyoruz. Çiftçiler de araziyi ekerler, ürün aldıklarına mutlu olurlar. Şimdi bizden mezun olan öğrencilerin işe yerleştiğini duyuyoruz, onlarla konuşuyoruz. Çok güzel koşullarda iş bulan arkadaşlarımızı gördükçe bu bizde muazzam bir memnuniyet oluşturuyor. Evet. Bizim en önemli tarafımız bu, yani bizi memnun eden tarafı bu işin. Sizde? Açık söylemek gerekirse eğitimci olduğu için aynı durum bizde de geçerli. Öğrencinin öncelikle iyi bir üniversiteye kazanması, hayaline ulaşması, akabinde de iyi bir bölüm icra eden bir meslek sahibi olması bizi de onurlandırıyor. Ben hep Veli'ye şunu söylüyorum, sizin bir evladınız var, bizim bin evladımız var. Siz biri için mutlu oluyorsunuz, biz hepsi için mutlu oluyoruz. Tabii bir de müfredat meselesi ki az önce uyarıda bulunduk. Yeniden aman bu sene geçti, seneye gireyim düşüncesinde olanlar hem sınav soru tipinde farklılaşmalar olacak, öyle bir sürprize karşılaşacaklar, hem de müfredatta. Müfredat size ümit verdi mi hocam? Sizden başlayalım. Değişiklik. Yani tabii tam kapsamlı anlamda bu sene uygulanmayacak. Yani kısmi anlamda uygulanacak. Hı hı. Açık söylemek gerekirse umut var. Yani ben en azından hani donanımlı hocalarımla çalıştığım için onlara güveniyorum. Öğrencilerime güveniyorum, kurumuma güveniyorum. Ve buna istinaden benim için değişim her ne olursa olsun değişime hazır olacağımı söylemek istiyorum açıkçası. Ama tabii tam anlamıyla 2019'da kapsamlı değiştiğinde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Siz efendim? Şimdi ben yeni müfredatı inceledim. Buyurun. Orada daha önceki sistemde şöyle bir şey vardı. 5 bölümde inceledi diyelim konular. Ama Türkiye hepsine ayrılmıştı. Mekansal sendes Türkiye diye bir coğrafya için konuşayım ben. Ona baktım daha çok. Bölüm vardı, onu kaldırmışlar. Şöyle olmuş. Buyurun. Bir ana konu anlatılıyor. Arkasından Türkiye ile ilgili olan kısmı anlatılıyor. Yani konular bütünleştirilmiş. Hı hı. Şimdi bir konuyu 9. sınıfta görüyordu öğrenci. Onun devamını onda görüyordu. O arada kopukluk oluyordu. Şimdi ise bir konuyu görüyor ve aynı anda onun devamında olan Türkiye konusunu görüyor. bu sistemin ben çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten yeni müfredata değişim de ilkokul 1'den, orta 1'den yani 5. sınıftan, 9'dan itibaren oldu. 1. sınıflarından başladı bu bölümlerin. Ben yeni sistemin eskiye göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ama eskiden de çok güzel olan kısımlar alınmış. Uygulamada ne yapıyorsunuz? Teknik lisede, sağlık meslek lisesi şeklinde ifade ediliyordu. Aynı şekilde mi? Aynı şekilde biz bunu yani 9. sınıflarda mesela uygulayacağız biz bu sene. Sağlık meslek lisesi. Tabii sağlık meslek lisesinin 9. sınıflarında uygulayacağız tabii yeni uygulamayı. Çünkü zaten kitaplar da bu şekilde geldi. Şu an gerçi 9'lar yeni basıldığı için biraz gecikme oluyor tabii onların gelmesinde ama biz müfredatı biliyoruz. İnternetten de takip ediyoruz değişim kısımlarını. Bütün öğretmenlerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz. Ve onlar da bu konuları o sıralamaya göre anlatacaklar, o içeriklere göre anlatacaklar. Çok güzel. Akademik kadro çok önemlidir. O yönlü sizden de görüş alayım. Sizden de ayrıca bir de az önce külfetten söz ettik. Velilerin ekonomik durumuna göre üniversitelerde de görüyoruz. Özel eğitim kurumlarında zaman zaman uygulanıyor taksit uygulamaları gündeme geliyor. Bunlar mümkün olabiliyor mu sizde de? Bizde her türlü mümkün olabiliyor. Yalnız o şey sordunuz siz akademik doğru, takvimle, onu da soracağım. Takvimle ilgili. Buyurun. Biz akademik takvim normalde bizde şöyle akademik eğitim kadrosu bizde önemli. Hı-hı. Burada. Biz şimdi iddialıyız diyoruz başarı eğitim kurumları olarak sağlık alanında. İddialıyız diyoruz ama bu iddiamızı ortaya var? Bu 6. yıl şu bu yıl. İnşallah. 2 dönem mezun verdik. Neden iddialıyız? Bir, eğitim kadromuz. İki, teknik donanımımız. Biliyorsunuz sağlık teknik meslek liselerinde uygulama okulları, sınıfları oldukça önemlidir. Bu konuda biz üst düzey bir uygulama imkanına sahibiz. Yani burada öğrenciye biz teorik bilginin yanında pratik bilgi de veriyoruz. Aynı zamanda mesela Cerrahpaşa gibi bir üniversite hastanesinde de onlar staj görüyorlar. Ne güzel. Bu çok güzel bir uygulama. Sizde uygulamaya dönük dersler, çocuğun hem özgüvenini, kızlarımızın artı hayata hazırlık sürecini nasıl yönlendiriyorsunuz?
Bizde Anadolu Lisesi olduğu gibi bu tarz bir staj eğitimi olmuyor. Ama açık söylemek gerekirse bizde daha çok kendini geliştirmesi adına değerler eğitimi üzerine uygulamalar yapılıyor. Temel drama, tiyatro gibi eğitimler veriliyor. Bu tiyatro içerisinde diksiyon eğitimi veriliyor. Evet. Ebru, tesip gibi eğitimler veriliyor. Demin de ödemelerle alakalı bir durumdan bahsediyorduk. Bizler velinin hayat standartları neyse ona uygun ödeme seçenekleri sunuyoruz. Yani nakit ödeyebilen veli de oluyor. Elden senet şeklinde ödeyebilen veli de oluyor. Çekle ödeyebilen veli de oluyor. Ama külfet noktasında devletin yapmış olduğu çok güzel bir uygulama var. Tabii %100 garanti verememekle beraber her kayıt yapan veliye şunu söylüyoruz. Sizin mevcut bir teşvik hakkınız var. Teşvike başvurduğunuz takdirde eğer şartlarınız elverişliyse devlet de belli bir rakamını sizin adınıza okula ödeme yapıyor ve siz devletten burslu olarak okumuş oluyorsunuz. Yani bu külfet noktasında da devletin yapmış olduğu, sağlamış olduğu bu uygulama birçok veliyi de rahatlatıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet, inşallah faydamız olsun, faydanız olsun. Vatana, millete de faydaları olsun çocuklarımızın. Böyle bir imkanın varlığını da sizlerle saygıdeğer eğitim camiasından iki isimle burada paylaştık. Her ikisi de Başar Eğitim Kurumlarının değerli öğretmenleri idi. Ve buradan şunu da söylemek istiyoruz. Zafer Haftası etkinliklerimiz. Bugün 26 Ağustos ve buradan Muş'a, Malazgirt'e saygılar, selamlar diyoruz. Yurdun dört bir yanında bu coşkunun kutlanıyor olması, yaşanıyor olması bir ihtiyaç mı? Evet, yüreğimizde her zaman hissetmemiz gereken bir ihtiyaç. Ayrıca çocuklarımızın geleceğini de planlamak bizler için ayrı bir haz. Ve böyle bir günde de her zaman yanlarında olalım, onları da yalnız bırakmayalım. Bizleri de yayınımızda yalnız bırakmayan Özel Başar Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Sayın Metin Taşkın Beyefendi ile Özel Valide Sultan Anadolu Kız Lisesi Müdür Yardımcısı Sayın Gamze Yazçiçek Hanımefendi'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve bugünlük, bu haftalık bu kadar olsun diyoruz. Nasip olursa pazartesi iş ve ekonomide aslında tatile girmiş bir Türkiye'nin psikolojisiyle sizlere biz mesaimizi yaparak seslenmeyi planlıyoruz. Allah nasip ederse hayırlı olur inşallah. Şu anda hafta sonu itibariyle erkenden memleketin yollarını tutmuş da oradan bizleri izleyenlere yapacağınız her hayırlı işin sizlere bir ödül olarak dönmesini temenni ediyoruz. Bayrama sayılı günler var. Biz bayram öncesi yayınlarımızda sizlerle yine birlikte olmayı ümit ediyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Pazartesi tekrar görüşelim inşallah. Kalın sağlıcakla, hayırlı hafta sonları.